Herkese merhaba arkadaşlar. Halil ve Zeynep geçirdikleri kazadan sonra geceyi geçirmek için ormanda bir kulübe buldu. Telefon çalışmadığı için Halil ve Zeynep yardım bulamadı. Zeynep ilk önce Halil ile konuşmaya çalışacak. Zeynep Halil'in dinlemeyi bilmediğini ve hemen öfkelendiğini söyleyecek. Zeynep bu nedenle kaza geçirdiklerini söyleyecek. Zeynep ayrıca Halil'in çok da inatçı olduğunu söyleyecek. Halil Zeynep'in inatçı olduğunu ve Zeynep'in kimseyi dinlemediğini söyleyecek. Aslında Halil Fırat Zeynep'i Orhan hakkında uyardığını ama Zeynep'in inat ederek Orhan'a inanmayı seçtiğini ima edecek. Zeynep ayağa kalkarak Halil ile konuşmaya çalışacak ama Zeynep'in aniden başı dönecek. Halil Zeynep'i tutacak ve Halil Zeynep'in ateşi çıktığını, hastalandığını anlayacak. Halil Zeynep için çok endişelenecek. Halil Zeynep'in ateşini düşürmek için Halil Zeynep'in elini, yüzünü soğuk suyla yıkayacak. Diğer tarafta Songül cadısı adeta çıldırdı. Songül Zeynep ve Halil'in çiftliğe dönmemesine çok sinirlenecek. Songül Zeynep'in ölüm haberini almak istediğini söyledi. Ayrıca Songül Zümrüt'e de zarar vermek isteyecek. Ölmesi gereken biri varsa o da sensin baş şeytan Songül. Umarım Songül ölür ve cehennemdeki zebani arkadaşlarına hemen kavuşur. Songül'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeynep'in ateşi çok yükselecek. Zeynep maalesef Orhan'ın adını söyleyecek. Ah Zeynep, söylemen gereken şey Halil aslında ben seni korumak istedim olmalıydı. Halil kıskançlıktan çılgına dönecek. Halil yine duvarları yumruklayacak. Zeynep bir an için kendine geldiğinde Zeynep Halil'i göremeyecek. Zeynep dışarı çıkacak ve Halil'in gittiğini düşünecek. Zeynep tekrar bayılmak üzereyken Halil gelecek. Zeynep Halil'e bakacak ve gözlerini kapatacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bize yazın lütfen.